Vav TV ekranlarından herkese merhaba. Türk edebiyatındaki en önemli romanları, hikayeleri, iz bırakan eserleri konuştuğumuz Ayraç programımıza hoş geldiniz. Hayatı ve insanı anlama ve anlamlandırma noktasında kitapların sayfalarını birlikte yeniden aralıyoruz. Kurmaca dünyasından aşina olduğumuz kahramanlarla yolculuğumuz devam ediyor. Efendim, kitapların büyülü dünyasına dalmaya hazırsanız Ayraç başlıyor. Bu dünyada insanların korktuğu tek şey öğrenmekti. Acıyı, susuzluğu, açlığı ve üzüntüyü öğrenmek onların okularını kaçırıyor, bu yüzden daha rahat döşeklere, daha leziz yemeklere ve daha neşeli dostlara sığınıyorlardı. Dünyaya olan kayıtsızlıkları bazen o kerteye varıyordu ki, kendilerini altın ve gümüşten, zevk ve safadan, lezzet ve şehvetten bir alem kurup, keder ve ızdırap fikirlerinin kafalarına girmesine izin vermiyorlardı. Bugünkü programımızda İhsan Oktay Anar'ın 1995 yılında yayınlanan Puslu Kıtalar Atlası isimli romanını konuşacağız. Postmodern edebiyatın öncü eserlerinden biri olan Puslu Kıtalar Atlası, edebiyatımızda önemli bir rol üstlenmesiyle beraber eleştirmenlerden de tam not almış bir eser olarak karşımızda duruyor. Bizler bugünkü programımızda romandaki metinler arası ilişkileri, romanın getirdiği yenilikleri, postmodern unsurları ve daha pek çok konuyu ele alacağız, konuşmaya çalışacağız. Bugün çok kıymetli bir konuğum da bizlerle. Profesör Doktor Şaban Sağlık bugün konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için kırmadınız. Ayaklarınıza sağlık diyelim. Eyvallah. Sağ olun. Evet, bugün çok önemli bir eseri konuşacağız. Benim de şahsi hayatımda çok sevdiğim, severek okuduğum, aynı zamanda da üzerinde çalışma yapmaya çalıştığım diyelim bir eser olan Puslu Kıtalar Atlası'nı konuşacağız. Gerçek ve kurgu arasındaki o çizginin en belirsizleştiği romanlardan bir tanesi aslında Puslu Kıtalar Atlası ve metinler arası ilişkiler, parodi, pastiş gibi pek çok unsur sebebiyle postmodern edebiyatın önce eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Baktığımızda çerçeve öykü ve onunla bağlantılı olarak alt öykülerden de oluştuğunu biliyoruz ve biz de genellikle tarihi roman ve fantastik roman arasında konumlandırıldığı söyleniyor. Bu şekilde yorumlamalar da var. Fakat başlangıçta evet tarihsel bir anlatı olarak karşımıza çıksa da ilerleyen zamanlarda tarihin bir dekor ve atmosfer olarak da kullanıldığını görüyoruz eserde. Bunun neden olduğunu, bunun neden kullanıldığını romanda da inşallah bugün konuşacağız. Fantastik öğelerle çevrili olan roman 17. yüzyılın Osmanlı'nın kurgusal bir gerçeklikle anlatıyor ve bir dünya atlası çizebilmek için bir şurup yardımıyla düş dünyasına dalan, rüyalar gören ve onun da bu maceraya sürüklenen oğlu Bünyamin üzerinden kurgulanan bir eser. Yani Uzun İhsan Efendi ve Bünyamin kahramanları ekseninde bizler düş ve gerçeklik arasındaki sorgulamaları irdeliyoruz romanda. Öncelikle yazıldığı döneme kadar farklı bir roman anlayışının olduğunu biliyoruz. Puslu Kıtalar Atlası'nın edebiyatımıza getirdiği yenilikler ve nelerdi? Ve o geleneksel anlatı türünden, geleneksel roman anlayışından nasıl ayrılıyor? Ve romanımızı tam manasıyla nasıl tanımlandırmalıyız? Yani fantastik roman mı demeliyiz yoksa postmodern tarihi roman olarak mı nitelendirmeliyiz? Dilerseniz bunlarla başlayalım. Evet, ben de işe nereden başlayayım? Kendim not alırken Puslu Kıtalar Atlası'nın altına hayatın hikayesi, hikayenin romanı, romanın hikayesi, romanın şiiri, şiirin felsefesi gibi farklı tamlamalar kurarak başlamışım bu anlamda. Şimdi 90'lı yıllardaki Türkiye atmosferine, çünkü her sanat eseri dekor olarak çağının, zamanın bir aksi, bir yansıması olduğu için sanat eserini anlayabilmek için çağa, dekora bakmak gerekiyor. 90'lı yıllar Türkiye'sinde resmi tarih anlayışı öylesine
ön plandaydı ki, o kadar tartışılıyor idi ki, bunun dışında bir resmi olmayan sivil tarih, hı hı, ki bunun felsefede bir karşılığı da vardır. Yeni tarihselcilik, hı hı, diye bir felsefi görüş de vardır. Evet. Bu sadece İhsan Oktay Anar değil, diğer bazı yazarlar aracılığı ile de gündeme getirildi. Hı hı. Nedir roman bağlamında? Siz de bahsettiniz özellikle. Şimdi edebiyat tarihlerini okuduğunuzda Scott, Walter Scott tarzı roman bildiğimiz tarih romanıdır. Hı hı. Yani tarihi bir olayı, tarihte yaşamış bir olayı ama siyasal bir olay. Hı hı. Çoğu zaman da bir devletin kuruluşu, yıkılışı, bir milletin var oluşu, yok oluşu manasında bunu anlatan tarih romanlar. İşte bizde bakın Kemal Tahir, hı hı, bizde bakın Tarık Buğra, büyük romancılarımız var. Evet. Scottian roman diye geçer bu. Evet. Bu bildiğimiz tarih romanı. Bunun dışında yeni tarihselcilik kuramı bağlamında isterseniz Türkçeleştirelim, sivil tarih diyelim. Hı hı. Özellikle mesela tarih dediğimiz kavram sadece savaşların, siyasetin, evet, tarihi değildir. Mesela eğlencenin tarihi vardır. Mesela yeme içmenin tarihi vardır. Öyle ki Batı dünyasında bu anlamda, affınıza sığınıyorum, aptallığın tarihi diye kitaplar yazıldı. Evet. Ondan sonra gülmenin tarihi, aklımıza gelen deliliğin, hayatımızda tarih, deliliğin tarihi, evet, Michel Foucault'un yazdığı gibi. Yani hayatımızda yeme içmenin tarihi, aklımıza gelen gelmeyen her şeyin tarihi. Çünkü her şeyin bir tarihi vardır. Şimdi hayatta olan edebiyatta da olduğuna göre bu yeni tarihselcilik kuramını savunan bu görüşe aşina olan yazarlar dediler ki illa tarihi bir ülkenin yıkılması, bir devletin kurulması olarak mı göreceğiz? Başka türlü şey olamaz mı? Mesela delilik gibi, düşünce gibi, sivil aktivite saydığımız kavramların tarihi olamaz mı diyerek böyle başladı. Bu anlamda özellikle İhsan Oktay Anar. Şimdi burada bazı şeyler, belirlemeler yapmamızda fayda var. Evet. İhsan Oktay Anar'la irtibatlı olarak. Söylediğim şeyler İhsan Oktay Anar'ın felsefesine de uygun olacak belki ama iddialı bir laf gibi gelmesin. Şunu diyorum, Batı'nın felsefe ile yaptığını biz edebiyatla yapmışız. Özellikle şiir bağlamında bunu söylüyoruz. Bu arada siz de biliyorsunuz İhsan Oktay Anar'ın bir felsefe akademisyeni, evet, felsefe hocası olduğunu, hı-hı, da burada hatırlatalım. Hı-hı. Bu anlamda kendisinin de çok iyi okuduğunu, bildiğini zannettiğim başka bir roman var. Belki metinler arasılıkta açıkça, evet, göndermede açıkça bulunmuyor ama evet, Unamuno'nun Sis diye bir romanı var. Hı-hı. Pus ve Sis, evet, romanın adıyla irtibatlandırdığınızda, hı hı, ve Unamuno'nun Sis romanı, Unamuno da bir filozoftur. Hı hı. O romanı okuduğunuzda der ki ben romanın nasıl yazılacağını, daha doğrusu romanın nasıl yazılacağını romanını yazdım der. Hı hı. Biz buna bugün postmodern kavram içinde üst kurmaca falan diyoruz. Hı. Benzer bir durum daha sonra mesela Justin Gardier'in Sophie'nin Dünyası, hı, romanı, felsefeyi roman biçiminde, evet, anlatma bağlamında söylüyoruz. Şimdi uzatmayalım. Şimdi modern roman, Scottian tarihi romanlarda olay kurgulanır. Hı hı. Gerçekliğe bağlı kalınır. Gerçekmiş gibi bir şey, gerçekmiş gibi, miş gibi diyoruz bakın. Hı hı. Böyle bu anlatılır. Klasik romanda bu vardır, olay kurgusu. Oysa postmodern roman dediğimiz romanda bu roman kurgusu. Biz bunu belli sorularla, felsefe biliyorsunuz cevap vermek değil, soru sormaktır. Klasik romanda ne anlatılıyor sorusu önemlidir. Postmodern roman için bunu nasıl anlatılıyor? Yani ne yaptığınızdan, nasıl yaptım ama? Evet. Ya bağlamında böyle nasıl sorusu çerçevesinde bakarsak, İhsan Oktay Anar'ın da bu manada romanlarının tamamında, siz de bahsettiniz, postmodernizmde, postmodernizmin temel alt unsurları vardır. Mesela bunlardan bir tanesi de üst kurmacadır. Yani hepsinin de gerçek hayatta bir karşılığı var, bir reaksiyonu var. Söz gelimi modern romanda
Jack Derrida'nın, Roland Barthes'in yazıları var. Yazarın Ölümü diye bir kavram var. Evet, onu da soracaktım ama ona birazdan geçelim mi Olur. hocam? Olur. Şu anlamda üst kurmaca bağlamında yazara itibarını iade etmenin yoludur üst kurmaca. Evet. Yani diyor ki bir işi yapacak, romanı yazacak ama ölmüş olacak. Evet, yani şu var, bir aşçıya, Tahsin Yücel öyle derdi rahmetli. Bir aşçı yemek yapıyor, yemeğin lezzeti var, şeyi var. Evet. Eline sağlık, ne güzel yaptınız, bunu nasıl yaptınız diye sormayacak mıyız derdi yani. Evet. Bu anlamda yazarın ölümü bağlamında. İhsan Oktay Anar da klasik yoldan ayrılarak özellikle, bir de şunu söyleyelim burada. Postmodern bir çağ olman ötesinde postmoderne adım adım gelindi. Onun öncesinde grotesk diye bir kelime var. Bilhassa Puslu Kıtalar Atlası'nı ben postmodernden çok groteske. Şimdi groteskin manası, hatta onun şeyi vardır, olmazların bir arada olması. Gri kelimesinin de kökü odur. Yani gri ve grotesk kelimesi, postmodern öncesi. Groteskin de temelinde romantizm vardır, yıkıcılık, kural, tanımı anlamında. Ve her şey kendini bir göstergeyle, belli eder. Ve postmodern bugünü de hesaba katar. Hatta insanların duyu organlarına göre çağla irtibatını ifade ederken derler ki orta çağ kulak çağıdır, işitme, ses. Oysa modern çağ göz çağıdır, görsellik anlamında. Postmodernistler görselliği çok önemserler. Bu anlamda mesela biraz önce bahsettiğimiz Unamuno, Sis romanında Sis. Sis böyle bir geçiş halidir. Yağmur hali değildir, gündüz hali değildir, karanlık değildir. Gri yani, ne tam siyah, ne tam beyaz. Evet. Özellikle bir arafta olma hali. Tanpınar'ın şiirinde olan eşik diyor ya, sorayım size, eşik iç midir dış mı? Yoksa hem iç hem dış mıdır? Hem iç hem dış. Dolayısıyla sis kavramı böyle bir şeyi örtmesi, gizlemesi anlamında. Hatta özellikle Puslu Kıtalar Atlası'ndaki Uzun İhsan Efendi'nin haline bakalım. Yakazı hali, uyuyor mu uyanık mı? Tam anlamıyla. Derin uykuda değil, uyanık da değil, ikisinin arasında düş dediğimiz şey. Değil mi? Böyle bir anda her şeyin arafta olması. Dolayısıyla keskin olan bir şey yok. Kier karttan bir alıntıyla söylersek hem bağlıca. Evet. Hem öyle hem böyle. Postmodernizm diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla aradığınız her şeyi bulabilirsiniz diyelim. Dolayısıyla romanın nasıl kurgulandığı, tarih arayan tarih de bulur. Postmodernin bazı önemli kavramları vardır. Estetiğindeki üst kurmacanın dışında bugün belki burada da çok kullanacağımız kavramlardan biri de çoğulculuktur. Çoğulculuk da hem bağlıcı ifade edilir. Hem o hem o hem şu falan manasında söylüyoruz. Dolayısıyla Türk romanlarına getirdi demiştiniz. Modernizmin darlaştırdığı, modernizmin kural ve kaideye bağladığı bir dünyayı genişletti. O katı gerçeklik algısını biraz daha yıkıp o çoğulculuğu biraz daha öne sürmesi bakımından da bir yeniliğe sahip olduğunu bir hatırlatma benim teyiden söyleyeyim burada. Klasik okullarda söylerler, klasik üç birlik kuralı vardır değil mi? Yani zamanda, olayda bilinen bir şeyde birlik daraltır hayatı. Evet. Hatta bizim bir hocamız şey derdi, klasik daha çok tiyatro oyunlarında vardır. Krallar ve kurallar sisteme. Evet. Ama ondan sonra romantizm bir geldi. Hepsi anasını ağlattı. Hepsini, kuralları yıktı. Bu anlamda diyeceğiz ki romantizm postmodernizmin dedesidir. Arada irtibat var, arada grotesk var, başka kavramlar var. Kademe kademe gelmiştir. Modern romanın, modern tarih anlayışının, tarih dendiğimizde hani böyle furyalaşma, herkes böyle aynı şeyi söylüyor, ne şey falan, aynı şeyin söylenmesi noktasında gına geldi derler ya. Evet. Artık farklı bir şey söyleme. Hani Mevlana diyor ya, dünde kaldı, yeni şeyler söylemek lazım. Postmodern bu anlamda hep yeni şeyler söyleme. Hatta bir filozofun bunu ifade eden diyor ki postmodern öyle ki yeni bir şey söyleme
den ziyade bir şeyleri yeniden söyleme. Ya bir hiçbir şey bulamazsanız bir şey söylendi, 50 defa söylendi, 1000 defa söylendi diyebilirsiniz. Onu yeniden söyle ama başka söyle. Dönüştürerek söyle. Tabii dönüştürerek biz buna yorum diyoruz. Biz buna kurgu diyeceğiz belki az sonra. Evet hocam teşekkür ederiz. Puslu Kıtalar Atlası'ndaki bu yenilikleri ifade ettik. Özellikle yeni tarihselcilik bağlamında açıkladık. Ben de ilerleyen sorularda inşallah size yönelteceğim onu. Çünkü hakikaten asıl rengini veren durumlardan bir tanesi tarih dekoru burada. Bunlarla birlikte modern roman anlayışıyla beraber sonrasında artık bir yeniliğe ihtiyaç duyulduğunu ve postmodernizmde hem o ilkesiyle beraber bu çoğulculuğun da bizlere kurmaca dünyasından gösterildiğini söylüyoruz. Romanı biraz daha iyi tahlil edebilmek amacıyla isterseniz olay örgüsüne doğru şöyle bir bakış atalım. Kısaca özetleyelim. Neler söylersiniz? Şimdi olay örgüsünde de yenileşme var. O klasik romanda bir karakterin merkeze alınan bir karakterin Aristo diyor ya ben okul kitaplarında da vardır serimdüğüm çözüm biçiminde bir olaya başladı devam etti ve nasıl bitti merkezdeki karakter yandaki yan karakterler figüranlar dekoratif şahıslarla beraber macerası nasıl başladı nasıl devam etti nasıl bitti falan. Burada ben yine belki burada konuşacaksınız. Az önce sizden onun müjdesini aldım. Zevkle dinleyeceğiz inşallah. Mesela Tanpınar'ın Mahur Beste romanında, romanın sonunda roman yazarı, bu da yeniliktir. İhsan Oktay'ın ustalarından biri sayarız Türk romanını. Postmodern olması böyle grotesk ve romantik bağlamda. Modernist roman olarak da nitelendiriyorsunuz. Evet. Modernist, postmodern, yenilikçi anlamında Tanpınar. Roman kahramanı Behçet Bey'e bir mektup yazar. O mektup çok ilginç bir mektuptur. Yani bir romancının kendi yarattığı roman karakterine bir mektup. Orada der ki Tanpınar özetle, Behçet Bey'dir kusura bakma ben senin romanını yazacaktım ama etrafında o kadar çok kişi var ki. Eşin, baban, ailen, kardeşlerin, dostun falan filan bir türlü sıra sana gelemedi der. Evet. Ve şu İlginç cümleyi söyler. Postmodern romanın da doğasına uygun o anlamında. Herkesin bir masalı vardır der herkesin. Burada olay örgüsünü sordunuz. Tabii ki klasik roman gibi değerlendirdiğimizde Uzun İhsan Efendi merkezde bir şahıs. Onun romanı var. O değil. Ondan sonra bakıyoruz oğlu Bünyamin'in bir şeyi var. Romanı var. Onun dışında Ebrehe diye birinin şeyi var. Özellikle şunu söyleyelim belki birazdan semboller, göndermeler anlamında ifade ettiğimizde 7 bölümdür bu roman. Bak 7 bölüm. İşte Konstantiniyye'de birkaç kişi, gün batımı, yeraltı, yılanın renkleri, büyük efendi, ölüler ve kahramanlar, karanlık gibi 7 bölüm. 7 rakamına da dikkatinizi çekeyim burada. Ve o kadar alt insanların hikayeleri var ki mesela Arap İhsan Efendi var. Tanpınar'ın dediği gibi postmodern romanlarda herkesin bir hikayesi var. Belki şu sorulabilir. En fazla kimin hikayesi anlatılıyor? Şimdi burada Uzun İhsan Efendi merkezde olduğu için şöyle bir şey var. Uzun İhsan Efendi olay bağlamında. Oğlu, Uzun İhsan Efendi'nin oğlu Bünyamin eline bir kitap geçiyor, malumdur. Bu kitap Descartes'in yöntem üzerine düşüncelerdir. Fakat bu kitabı işte eski bir yabancı olan, Avrupalı olan ve adı Kubalik diye geçen romandaki kişi kendi dilince, bak burada söylem kelimesinde konuşmamız, postmodernlerin çok önemsediği, herkesin bir masalı derken şudur. Herkes kendi diliyle konuşur. Mesela burada kimlik, ötekileşme, nesneleşme doğru. Yani modernizmi tek tipleştirmeden dolayı eleştiriye tabi tutarlar. Yani herkes olma, biz olma hali değil, postmodern ben olma halidir. Bu anlamda Kubalik kendi diliyle René Descartes'in o yöntem üzerine düşüncelerini zagon üzerine öttürme diye çevirir.
Bu kitap Uzun İhsan Efendi'nin eline geçer. Uzun İhsan Efendi bu kitaptan yola çıkarak bir dünya haritası çizip, değil mi? Bütün bir dünya haritası çizip, tıpkı şey gibi böyle insanların, bu dünya haritasında yaşayan insanların talihini, yani tümden görme. Burada bir göndermeden de bahsedeyim size. Özellikle Batı dillerinde, felsefede de tartışılır. Romancı haşa Allah'a benzetilir. Yani hatta bir, az ismi hatırlamadığım bir romancı diyor ki Allah da karakterleri yaratır, dünya yaratır, romancı da yaratır. Yaratmaya evet. Francois böyle bir yazarın da var böyle romancı ve Allah ilişkisi bağlamında Necip Fazıl Büyük Doğu'da bunu yayınlamış. Bunları bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla bu büyük bir atlasla yani kainatla yarattığı kainata aşağı Allah-u Teala de demek ki büyük bir atlas gibi izliyor yarattığı. Romancı olan, romancı gibi roman hayal eden Uzun İhsan Efendi böyle bir atlas. Peki buradaki ilham kaynaklarından biri belki metinler arasında soracaksınız. Katip Celebi'nin Cehennüma. Cehennüma kitabı. Bu kitaptan da ilham alıyor. Velhasıl pek çok daha başka eserler de var. Buralardan ilham alarak şey yapıyor. Bir dünya haritası, romanı da az olan Puslu Kıtalar Atlası. Ve keşfedilmemiş yerleri de aynı zamanda keşfetme gayesi de var kahramanımızda. Bunun da şeyini söyleyeyim size, modernizmi gönderme yapma halinde niye böyle yarı uyku, yarı uyanıklık hali? Şimdi Descartes, romana temel olan Descartes'in bir sözü vardır tarihe mal olan, çok kullanılan, düşünüyorum öyleyse, varım. Evet. Şimdi varoluş felsefesi esasında bizim burada her romanın kökeninde bunu konuşmamız lazım. Şimdi mesela Erasmus'un Deliliğe Methiye kitabına da baktığımız zaman derler ki, çok ilginç bir şey söyleyeceğim, sanatın da edebiyatın modern değil, postmodernlerin durumu anlamında akıl başa beladır. Aklın o var, derdin var. Çünkü akıl, akıllı insanın yaptıkları, akıllı insanın eylemleri herkes cezalandırır. Mesela din der ki günahdır, haramdır. Devletin kanunları, yasaları der ki suçtır. Toplum der ki ahlaktır. Herkes bir şey böyle kısıtlayıcı bir şey söyleyebilir. Oysa eğer hakikati söylemek istiyorsanız, rahat bir şekilde kendinizi ifade etmek istiyorsanız akıldan kurtulun. İnsanın akıldan kurtulma halleri vardır. Bir, delilik hali. İki, sarhoşluk hali. Üç, özellikle Puslu Kıtalar Atlası'nda olan işte yakaza hali, yarı uyku, yarı uyanık, rüya hali. Bunun gibi haller var. En önemli olan biri de çocukluk halidir. Evet, o da oyunla belki bağlantılı. Tabii tabii ya, onların her birinin de bağlantılı olan bir şeyler vardır. Burada Erasmus diyor ki, hani şey deliler söyleyince, ya uyma delinin tekidir, ona söyleyeceksin. Hatta şunu söyleyelim burada, bu anlamda edebiyatın keşif, siz de kullandınız. Yani özellikle keşifler çağında, Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun mesnevisinde ve Fuzuli bütün o olağanüstü tasavvufi görüşleri Mecnun'un ağzından dile getirir. Deliye söyletme, akıllı olsa tutuklanacak. Değil mi? Akıllı şey falan filan. Mesela bizim ikinci yeni şiirimizde olsun. Büyük şairlerin tamamının sarhoşluğu, rüya halini, hatırayı ve bu akıl ötesi var olma halleridir bunlar. Bunlara dikkat çekmeleri boşuna değildir. Zaten şeyde bu romanda çok var. Bir yakaza hali geçiyor. Peki onu sembollerle nasıl gösterirsiniz? Sis işte, pus. Pus ve sisli gösterirsiniz. Gri kelimesi. Net olmama hali. Ya o hem bağlacı var ya, hem bağlacıyla. Şimdi biz derste de söyleriz öğrencilere, gri kelimesi. Siyah mıdır, beyaz mıdır? Yoksa hem siyah hem beyaz mı? Şimdi hem bağlacıyla bunu ifade ettiğimizde. Dolayısıyla René Descartes'in varoluş felsefesinin İhsan Oktay Anar, yerli referanslardan da Katip Çelebi ve daha başka anacağız belki birazdan. Oradan hareket ederek müthiş derecede yeni bir söylem yaratmıştır. Bu onun büyüklüğüdür, onun başarısıdır diyoruz. Postmodern roman
kişilerin yorumuna, yaratıcılığına, ben olma haline müthiş derecede değer verir. Özellikle bunun da önemli romanda çok vardır. Kubalik, hı hı, ne diyor? Zagon üzerine öttürme. Yani bir kendi de Osmanlı argosunu kullanıyor, evet, aslında orada. Yani, evet, kendi kullandığı dilini, evet, görüyoruz. Özne şimdi, halinde olduğu. Burada şu var. Yani bir modern der ki ayıp der. Hı hı. Bak yine akılın şey yaptı, ayıp, evet, günah, kusur. İnsanlar diyor, hı hı, Allah'ın koyduğu kurallara bile karşı geliyor günah. Ki insan, Hazreti Adem'in hikayesi Allah'ın koyduğu kurala değil mi? Böyle karşı gelmesiyle, evet, başladı. Yanlış anlaşılmasın, günahı övüyor değiliz burada. Tabii. Yani öyle bir şey, hı hı, söylemek istemiyoruz. Ama insanın böyle tabularla, insanın böyle nesneleşmeyle, akıl ötesi yani iradesi, özgürlüğünü, hı hı, bir dış kuvvetin, bir dış iradenin ipotek altına almasıyla mücadelesi. Hep derler, var olma, varoluşçuların birinci şeyi odur. Var ol derler ki, evet, mesela düşünmesi, başkasının şeyi, burada en çok şey yapan Uzun İhsan Efendi, hı hı, olay örgüsünde düş kelimesi. Evet. Düşünme kelimesinin kökü de düştür. Düşten gelir. Ve tuhaftır, suçtur ya. Düşünce suçu diye bir tuhaf kavram vardır. Evet. Hatta neydi o Michelangelo'nun düşünen adam heykeli? Bizde Bakırköy Hastanesi. Evet, orada. Yani onun önüne hakikaten dikilmiştir. Evet. Düşünmenin insanın hale getirdiği anlamında. Yani postmodernistler bu romanda, hı hı, da felsefi olarak söylenmesi şudur. Ha, isabetli mi düşünür insanlar? Hı hı. İsabetli olmayabilir, yanlış. Ama orada da insanların hata yapma hakları vardır. Mesela bir hata yaptığımda yeter ki ben göreyim. Hata yaptım, bundan sonra aynı şekilde düşünmem, o hatanın bana faydası olur. Eskilerin irfan dedikleri bu. Evet hocam. Bu anlamda irfanın romanı diye de okuyabiliriz bunu. İrfanın romanı, çok, evet, güzel bağladınız gerçekten. Evet, evet, o tarihsel süreçte baktığımızda da özellikle akla vurgu yaptınız ya, evet, olay örgüsünde. Hakikaten postmodernizmin uygulandığı veya neşvi neva bulduğu o ortamda da artık akıldan bıkan, akıldan çeken insanın en sonunda aklı terk etmesi olarak da görebiliriz. Aynen, yani öyle. O savaşlar sonucunda kendisine mutluluk getirmediğini, o büyük savaşların aksine insanları bir kaosa, yalnızlığa ve çok daha kendi içine çekilmesine sebebiyet verdikten sonra artık, evet, bu postmodern romanlarda o akıl dediğimiz durumun da biraz daha ötelendiğini belki görebiliyoruz. Evet, mesela da şurada not almışım bilhassa. Felsefe önemli bir, hı hı, alandır. Felsefe, gerçek anlamda felsefe put yıkıcıdır. Evet. Mesela büyük edebiyatta, felsefede, sanattaki büyük yazarların hareketlerine, hı hı, baktığımızda mesela Nazım Hikmet'in 1928-29'daki büyük hareketlerine de putları deviriyoruzdur. Evet, putları deviriyoruz. Hazreti İbrahim put, hı hı, değil mi? Kırmıştır. Peygamberimiz peygamberi bir şeydir. Hı hı. Ya, dolayısıyla putlaştırma dediğimiz kavram kökeninde o kavramı anmaya geldi. Sorayım, siz de hatırlattığınız, hı hı, çocuk oyunu dediniz ya. Evet. Çocuk oyunu yapı bozum diyor felsefeciler. Hı hı. Her şeyi yapı bozuma uğratmak. Böyle putlaştırmama. Mesela rasyonalizm, pozitivizm, liberalizm, böyle Marksizm, bütün ideolojiler putla hayatımızı daraltır. Postmodern, hı hı, buna cephe alır. Evet. Bunlarla dalga geçer. İşte modernizm ve değerlerine karşı sorgulayıcı bir tavır alır. Bu anlamda bizim edebiyatımızın büyük isimlerinden Peyami Safa'nın bir yazısı var. Sevgili dinleyicilere, okumadılarsa öneririm. Hadi yarım sayfa bir yazı. Adı Acaba. Evet. Her şeyin sonunda acaba. Hatta onun sonu da öyle biter. Ben bir şey söyledim ama der. Bir acaba. Çünkü acaba dediğiniz sürece hiç kimse sizi, hiçbir şey putlaştırmazsınız. Şüphe. Evet. Değil mi? Başka türlü de bir yol var mı? Yani o işte acaba kelimesi bence sistir. Değil mi? Evet. Şimdi bir gizemdir, hı hı, bir bilinmezliktir. Tek yol değildir, mutlakiyet değildir. Çünkü bizim inancımızda mutlaklık Allah'a mahsus olan bir şeydir. Sonra şey var. Evrensel bütünlük yerine çoğulculuktan, hı hı, bu çoğulculuğa belki zaman kalırsa söylemden bahsederken, söylem önemli, hı hı, Kubali'nin işte zagon üzerine öttürme, daha başka bir şey. Çocuklar niye önemlidir? Çocuklar harika bir şekilde söylem ustasıdırlar.
Yani söyleme konuşuruz ayrıca. Her şey gider. Her şey gider, değişir. Putlaştırma, dondurma değildir, yıkma anlamında. Bunun gibi yani postmodern pek şeyle bu romanda bunlar örneklerini belirtiyoruz. Biraz daha kahramanlara geçelim isterseniz. Tabii, tabii, hatta evet. Acaba ya da vurgu yaptık ya Peyami Safa'nın bu yazısı üzerinden. Uzun Nisan Efendi romanın hiç şüphesiz en önemli kahramanı, baş kahraman olarak karşımıza çıkıyor ve şu şekilde tanımlanıyor romanda. Çekik gözlü, çıkık, elmacık kemikli ve seyrek bıyıklı bir zat olan bu adam Bünyamin'in babasıydı. İsmi dayısınınkiyle aynıydı. Uzun boyundan ötürü ona Uzun İhsan Efendi derlerdi şeklinde tanımlanıyor. Ve ne dedik? Bir şurup içerek aslında yerinden bile kımıldamadan bir yakaza haliyle aslında dünya haritası çizmeye çalışıyor. Şu da geçiyor romanda. Bu da çok ilgi çekici bence. Gülleri ve bülbülleri göremeyip gün boyu evinde oturan adam dünyanın kendisini hiç görebilir mi diyor. Ama aynı zamanda hem bilmek ve şahit olmayı en büyük mutluluk ve macerayı da bir ibadet olarak gören bir kahramanımız var. Uzun İhsan Efendi. Özellikle o eserde söylediğimiz Zagon üzerine öttürme yani Descartes'in aslında kitabıyla karşılaştıktan sonra bir takım sorgulamalara da giriştiğini görüyoruz. Yani kendi varlığı ile ilgili başkalarının varlığı üzerinden kendi varlığını ispatlayabildiğini söylüyor. Fakat bu sefer de diğerlerinin varlığını nasıl ispatlayacağına dair bir takım tereddütlere düşüyordu ve en sonunda kendisine düş görüyorum öyleyse varım sembolizasyonuyla o düşünce biçimiyle aslında yeni bir varlık ortaya koymaya çalışıyor. Bu anlamda aslında Türk Edebiyatı'nın en şahsına münhasır karakterlerinden biri olan bu Uzun İhsan Efendi'nin romandaki temsiliyet biçimi sizce neler? Evet. Deminden beri söylediğimiz belirsizlik, sis, puslu, evet. Sisli anlamında romanın yazarı kim? İhsan Oktay Anar. Kendisinin lakabı ailece şeymiş Uzun. Uzun İhsan. Evet. Evet. Şimdi siz en başta da güzel bir şey hatırlattınız. Fantastik. Şimdi Todorov diye bir şeyi var, edebiyat kuramcısı diyelim. Onun kitabında fantastiği tanımlarken tekinsiz kelimesini kullanıyor. Tekinsiz diyor ki acaba öyle mi böyle mi? Evet. Şimdi hem öyle hem böyle o çoğulduğu tereddüt içinde acaba kelimesi diyoruz ya bir. Uzun İhsan Efendi yazarın kendisi mi? Yazarın dedesi mi? Arap İhsan mı? Evet. Şimdi bu seçenekleri artırınca yoksa hem o hem bu falan diye bize dedirtebilir. Bir bu var. Bir de mesela postmodern yazarların, postmodern anlayışın önemli o felsefenin özelliklerinden biri de hiçbir şeye önyargılı davranmamak. Ben şeye benzetiyorum bunu. Mevlana'nın kim olursan ol yine gel. Mesela bunu niye karşılık bunu söylüyor? Modernizmin modernizmin gericilik, affedersiniz ideolojik olarak yobazlık diye yok saydığı, düşmanlaştığı tarihi, geçmişe karşı itibar iade ediyor. İade ediyor. Mesela bu anlamda geçmiş anlatılardan özellikle burada biraz önce Tanpınar'ın cümlesini söyledim. Herkesin bir masalı vardır çoğulcu. Bu bizi mantık otayara götürdü. Yüzlerce binlerce kuş var. Bu bizi binbir gece hikayelerine götürdü. Değil mi? Bu bizi Dekameron'a götürdü. Eski anlatılara, Mevlana'nın mesnevisine götürdü. Hepsinde bir kişinin değil yüzle. O kadar çok kişinin hikayesi var ki. Bu roman da onu örnek alıyor. Ve özellikle eski anlatılarımızın bir özelliği de şudur. Mesela ortak karakter olması. Siz Uzun İhsan Efendi Kitab-ı Hiyal'de de karşımıza çıkar. Efrasiyab'ın hikayelerinde de karşımıza çıkar. Belki başka romanlarda da karşımıza çıkıyor özellikle. Yani bu yazarın kendisi olduğu fikrini belki biraz daha kuvvetlendiren. Ondan ilham aldığını şey yapıyor. Mesela şöyle diyelim. Nasreddin Hoca'nın maceraları deriz. Nasreddin'in bir hikayesi mi vardır? Yok. Yoktur. Bir yan fıkra. Evet. İşte Karadeniz fıkraları veya Hazreti Ali'nin cenkleri gibi. Yani kadim doğu anlatılarında bir kahramanın bütün yaptıkları. Bunu örnek alarak her romanda Uzun İhsan Efendi'ye bir rol biçiyor. Evet. Orada böylece doğu anlatılarına ve kadim anlatılara eklemleniyor.
bir şekilde ama bugünü yaşıyor. Hı hı. Bugünden de kendi ailesine, kendi şeyine bağlanıyor. Hı hı. Bu anlamda kendi mesleği ile, felsefe şey ile. Tabii burada şeyi de dışlamıyor. Burada modernlerin putlaştırdığı aklı da dışlamıyor. Hı hı. Siz hatırlattınız. Özellikle bir ilaç alarak, şurup mu içiyordu? Evet, evet. Şurup alarak uyuma yoluna gidiyor. Aksi takdirde dikkatli okul sorunca bu nasıl uyudu? Bir gerekçe lazım. Evet. Şurup aldığı için uyudu. Kendi içinde de bir tutarlılığı olması gerekiyor. Var. Aklı ötelerken tabii. gene de böyle kaygılar çünkü güdülüyor. Çünkü felsefenin en önemli alanlarından biri mantıktır. Evet. Mantığa aykırı olmayacak diyor. Böylece bu aynı zamanda kurgunun ve estetiğin de bir gereğidir. Evet. Uzun İhsan Efendi. Özellikle böyle göndermeler falan yapıyor. Şu soruyu da yöneltmek tabii. istiyorum. Özellikle yazarın kendisi olup olmama hususunda. Yani orada yazar kendisini Uzun İhsan Efendi ile mi anlatıyor? Çünkü aynı zamanda Bünyamin sağ el anlamına da geliyor. Sanki Bünyamin onun yarattığı bir kahraman. Uzun İhsan Efendi kendisi. Bununla beraber yazar... Sembolik olarak Uzun İhsan Efendi'nin mesela sağır ve dilsiz hale de getiriyor. Orada belki evet. kendisini biraz daha silikleştirme bütün durumunu hallerini, da evet, değil mi? Hepsini görebiliyoruz. Ama evet. şimdi şöyle de bir durum var. Daha demin Barth'tan bahsettiniz ya yazarın ölümü diyordu. Hı-hı. Özellikle postmodernizm bağlamında baktığımızda artık o üst kurmacayla beraber yazar metinlerde kendisini daha çok hissettiriyor. Ama o tabii. geleneksel romandan farklı olarak şöyle gösteriyor kendisini. Geleneksel romanda artık yazar bir öğretmendi, bize bir yol gösterendi ama diğer türlü biraz daha gölge biçiminde var. Ama Barth'ın o ifadesiyle eğer yazar öldüyse neden hala bu postmodern yapıda biz İhsan Oktay Anar'ın varlığını görüyoruz? Veya metni dahil olma, kurguya dahil olma serüveni hangi gayelerle gerçekleşiyor, neden gerçekleşiyor diye soralım. Evet, çok güzel. Şimdi postmodernler modernlerin öldürdüğü her şeyi diriltiyorlar. Hı hı. Ben buna şey diyorum, yazara itibarını iade evet. ediyor. Bu anlamda postmodernlerin, postmodernist yazarların bir özellikleri de vardı. Asla bir şeye teke düşürmezler. Hı hı. Şimdi burada bir şey söyleyeyim, çoğullaştırma anlamında söylüyorum. Her insan kendini çoğullaştırabilir. Mesela bunu kendimiz için de biz örnek veririz. Ben kimim? Hı hı. Uzun insana da evet. bunu sorabiliriz. Bunu ben Şaban Sağlık olarak kendime sorduğumda, ben kimim diye bir soru sorduğumuzda bu anlamda kaç ayrı mekanda buna Walter Benjamin Aura diyor. Kaç hı hı. ayrı sahne, tiyatro sahnede sorulunca. Mesela şu stüdyoda bu soru bana sorulursa, burada program konu olarak takdim edersiniz. Hı hı. Fakültede bu soru bana sorulursa buranın işte şu hocası derim. Hı hı. Yanımda bir çocukla kızımla kızımla gezerken sen kimsin falan derim babasıyım derim. Hı hı. Eşimle gezerken falan derim eşim derim. Evet. Yeğenimle gezerken onun dayısıyım derim amcayım. Büyük annemle rahmetliyle olsaydım torunuyum derim. Evet rollerimiz değişiyor. O kadar çoğum evet. ki hatta Haldun Taner'in öyle bir hikayesine geçersen ne kadar kalabalık adamsın evet. Falan filan diye. Bu insanın kendini çoğullaştırması. Uzun İhsan Efendi'nin bütün halleri, bunu insan halleri diyor. İnsanın halleri. Sizin için de geçerlidir. Mesela evet. doktor öğrencisisiniz, eşsiniz, evet. annesiniz bilmiyorum. Değil. İnşallah o da olur. Ondan sonra belki torunsunuz, evet. belki halasınız, evet. belki değil mi? Belki yenge, o kadar şeyleriniz var ki, çoğusunuz ki ve evet. bu rollerin her birini gereken yerde sizin halleriniz bu. Şimdi insanın gerçek dünyadaki pek çok hali vardır. Hayatta olan niye sanatta da olmasın? Hı hı. Kuralı gereği İhsan Oktay Anar Uzun İhsan Efendi örneğinde bunu hı hı. biz de o İhsan Efendi'nin halleri adayız. Evet çok güzel. Yani dediğin dilsiz hali nasıl? Hı hı. Uykuya uyandı filozof hali nasıl? Bir başka romanda başka haliyle hı hı. çıkıyor. Baba hal Bünyamin'in evet. babasıdır. Yetmedi burada... Bünyamin göndermesi, Hazreti Yakup Aleyhisselam, Hazreti Yusuf'un küçük kardeşi anlamında evet. ise Yusuf'tan daha çok. Şimdi Bünyamin, annesi Yusuf'un kardeşi de biraz öteki 12 kardeşten biraz şey, hı hı. Üvey gibi hı. Geliyor.
ve babalık görevini tam yerine getirmeme anlamında bakılıyorsa böyle bir göndermesi de var. Dolayısıyla Uzun İhsan Efendi'nin halleri romanda o kadar diğer romanlarına da baktığımızda çok fazla geçiyor. Burada teke düşürmenin sıkıntısını söyledik. Bu konuda ben Tanpınar'dan yine bir alıntı yapacağım. Onun meşhur şiiri vardır zaman. Ne içindeyim zamanı ne de biz bütün dışında. Bu şu anlama gelmez mi? Hem içindeyim hem de dışında. Şunu söylersek yanlış olur. Bu romandaki Uzun İhsan Efendi İhsan Oktayanar'ın kendisidir desek o zaman kurmacalığını iddia ederiz. O zaman hatıra olur bu roman olmaz. Ama şunu dersek Uzun İhsan Efendi adlı kurmaca karakterde hem yazarın dedesinin izleri var. Hem kendi hayat hikayesi var. Hem mesleğinin, hem Katip Çelebi'nin hem o hemleri artırdığımızda şeyi hatırlarsınız. Yeni bir İzmirli ki İhsan Oktayanar'da İzmirli olan Halit Ziya Uşaklıgil'in 40 yıl adlı hatıra kitabında bir şey anar. Orada der ki Aşk-ı Memnu romanındaki Bihter karakteri ile ilgili hatıra söylerken der ki Bihter aslında 5-6 ayrı genç kızın toplamıdır der. Yani o İstanbul Boğazı'nda yalılarda oturanlar, zengin ailelerden işte kiminin fiziki özelliğini aldım, kiminin saçını aldım, kiminin şu özelliğini aldım, o 5 ayrı özelliği tek Bihter'de bir araya getirdiğim gibi. Kurmaca zaten kurmadır, inşadır eski tabirle. Malzemeler vardır. O anlamda İhsan, Uzun İhsan kimdir dediğimizde o kadar çok arka planda göndermesi var ki. Kendisi de muğlak bırakıyor aslında yazarın. Şu paragrafı okumak istiyorum. Ben de düşünüyorum, dolayısıyla varım ama kimim? Galata'da Yelkenci Hanı bitişiğindeki ikamet eden Uzun İhsan Efendi mi? Yoksa bugünden tam 308 yıl sonra söz gelimi İzmir'de oturan mahzun ve şaşkın adam mı? Hangimiz düş, hangimiz gerçek diyor. Sis, pus, böyle tekinsiz hal diyor ya. Ona benzer bir hal daha var. Özellikle şunu da hatırlatalım burada. Katip Çelebi'nin Cehennem'a dışında bir de bizim büyük bir anlatı ustasımız Evliya Çelebi'miz var. Evliya Çelebi'nin kullandığı terim vardır. Acayip ve garayip. İki kelime kullanır. Tuhaftır. Bu son şeyde araştırdığım için rahatlıkla söylüyorum. Edebiyat kuramlarında mutlaka duymuşsunuzdur büyülü gerçeklik. Ve fantastiği zaten kullandık. Acayip ve garayibi Evliya Çelebi de o anlamda kullanıyor. Ve şeyin gezme, seyahat etme, oraya gitme, buraya gitme, gezme anlamında İhsan Oktayanar'ın yani şu puslu kıtalar atlasının kaynaklarının biri de bence Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'dir özellikle. Bu manada çok fazla yere gönderiyor. Yani şunu söylememeye özen gösteriyorum. Sadece şudur demiyoruz. Tabii ki. O çoğulculuk. Romanın adına da sadık kalıyoruz. Puslu. Bir söz vardır. Kötü bir söz belki ama kurt puslu havayı sever. O belirsizliktir, gizemdir. Değil mi? Böyle o çoğulculuktur. Şey olmama halidir, sürpriz halidir. Yani her şeyin net olmama hali. Bir şeyin net olmama hali. Evet, onu hakikaten romanda çok bariz bir şekilde görüyoruz. Hatta Uzun İhsan Efendi'nin o oğlu Bünyamin üzerinden de yani onun şahsından da o belirsizlik, o varlık karmaşası bize sürekli veriliyor. Çünkü Uzun İhsan Efendi'nin düşüncelerinden doğan bir oğlu olduğunu da biliyoruz. Yani romanın sonunda Uzun İhsan Efendi oğluna bir mektup yazıyor ve orada bunları da açık açık dile getiriyor ki Bünyamin de zaten sık sık kendiyle ilgili bu tarz sorgulamalara girişiyor. Yalnızca o değil, çevresindeki insanlar da yani onun konuşmalarına belki orada bir cesaretini, yiğitliğine tanık olan insanlar da o silik karakteri, o silik tipe bu yaptıklarını çok da yakıştıramıyor. Sanki arkasında farklı bir güç var ve onu yönlendiriyor gibi. Bu bağlamda Bünyamin'in konumunu nasıl değerlendirmeliyiz bizler romanda? Şimdi Bünyamin malumdur. O, olup biten Bünyamin de siz romanda nasıl söyleyelim? Psikanalize gireceğim burada. Çok bir fazla detaya girmeden psikanalize gireceğim. Bünyamin üzerinden buna girebiliriz. Şimdi mesela
hikayenin oluşması için Aristo der ki, Aristo çatışma kelimesini kullanır. Hı hı. O meşhur poetikasında evet. Çatışma olmadan hikaye olmaz der. O zaman çatışma kavramını komedilerde uyumsuzluk diye geçer. Arafta kalma hali. Mesela bunu o Tarık Buğra romanları üzerinden bakıldığı anda ikilem içine bak, ikilem fantastikte çok hı hı. çok olan mesela kriz halleri, medeniyet krizi diyor ya, Tanpınar Türk modernleşmesi medeniyet evet. kriziyle başlar. Hatta yine Tanpınar'ın şeyidir, metaforudur, Haldun Taner almıştır, deve kuşu. Hı hı. Söyleyeyim, deve kuşu deve midir, kuş mudur? Yani yok, hem dev hem hı hı. Kuş mudur anlamında. Şimdi çocuk ergenlik bunalımları vardır psikolojik anlamda. Der ki çocuk, eğer bir yetişkinler onu istemiyorsa çocuksun aklın ermezdir. Bir iş yaptıracak da koca adam oldun der. Çocuk kararsız kalır. Ben yetişkin miyim? Çocuk muyum? Bu arafta kalma hali, cennette ya da cehennemde olmama hali araf. Siz işte odur. Siz biraz odur. Bu manada bu cennette ya da cehennemde olmama hali Bünyamin bunu veriyor bence. Bünyamin'in ifade ettiği, verdiği evet. budur. Yani babasının gözünde çocuk ama bir Yeniçeri Ocağı'na girip de orada yetişkin. Evet. Orada da bir ikilem yaratmış İhsan Oktay Anar bence. Bünyamin hem çocuk hem de yetişkin olarak gitgeller yaşayan. Velhasıl zamanın başından sonuna kadar bir sis bürüyor bize, bir evet, pus. Belki de parçalanmış benliğinin de bir uzantısı. Gene aynen öyle, aynen öyle. Belki biraz evet, psikanaliz veya nesne evet. ilişkileri kuramı ekseninde de bakacaksak bu yorumlamayı yapmak da mümkün. Evet hocam, 10-15 dakika gibi vaktimiz var. Vaktimiz çok daralıyor. Konuşmak istediğim de çok fazla ben konu var aslında. Ya. Evet, biraz daha böyle dilerseniz hızlanıp. Tabii. Farklı noktalara da değinelim. Özellikle bu düş ve gerçeklik bağlamında nasıl değerlendirebileceğimizi konuşalım. Çünkü baktığımızda aslında romana asıl rengini veren nokta da bu. Hep o düş ve gerçeklik ikileme arasında bizler gidip geliyoruz. Yani yazar bu anlamda baktığımızda bizlere neler söylemek istiyor? Hangi tarafa okuru biraz daha çekmeye meyilli olduğunu görüyoruz burada. Yani evet. biz burada bir gerçeklik mi okuyoruz yoksa o düşün içine mi dalmış durumdayız? Aslında okuru da bu anlamda biraz nasıl diyeyim, biraz şaşırtıyor mu? Evet. Ne yapmaya çalışıyor veya işte o gerçeklik algısını kırmaya mı çalışıyor? Çünkü postmodern metinlere baktığımızda onların temel gayelerinden bir tanesi bu okuduğumuz metnin bir kurmaca olduğunu bize ısrarla bildirmek. Evet. Yani evet. yazarın yapmak istediği bu, evet sizin okuduğunuz aslında kurmaca bir metin. Sevgili okur, bunu asla unutmayın evet. ve o gerçeklikle yolunuza devam edini mi bize göstermeye çalışıyor sizce? Evet, yani cevabını da vermiş gibi oldunuz. doğru, kurmaca kelimesine belki değinmemizde burada fayda var. Evet. Bir gün Razım Özdenören bana demişti ki, çok ilginç bir şey söylemişti bu konuları konuşurken. Şöyle bir cihaz olsa, şöyle bir teknoloji olsa, belki ileride olur. Zihnimizden geçen, aklımızdan geçenleri acaba bir kağıda aktarsak bunlar bizim düşlerimiz, düşünce evet. oluyor. Kaç cilt kitap olur? Tasavvur. O oluyor. Ya insanın en temel şeyidir. Yani Descartes'ı evet. da burada düşünüyorum öyleyse varım anlamında bir bu var. Bir de medyatik bir hatırlatmada bulunacağım size. Özellikle hani hep ikide bir çıkar. Gerçekte olan falanların gördüğü. Evet. Böyle bir mukayeseler yapılır ya bir şekilde. Şimdi romanda sizin de yaptığınız o şeye de Uzun İhsan Efendi diyor ki bizi orada tekinsiz kılarak acaba sorularıyla beraber o var mı yok mu yoksa her şey bir düşten mi ibaret? Evet. İşte Bünyamin diye tam birine böyle şey yapacağımız anda tam böyle kendini kaptıracağımız bir anda, üzüleceğimiz bir anda şaka yaptım der gibi birden evet. o benim düşümdü der gibi. Dolayısıyla burada kurmaca kavramına kurmaca kavramına dikkat çekmek gerekecektir. Ama bir söz söylerler, kurmacanın yalan anlamına şey yaptığımızda her yalan mutlaka bir hakikatten neşet eder derler ya. Evet, bir şekilde. Ve
söylem kelimesiyle beraber bunu söylersek, herkes kendi gerçeğini kendisi kurar. İşte bu anlamda özneleşme hali dediğimiz şey ve söylenenin de söylem haline gelenin de yorum olması bağlamında bunu söylüyoruz. O çoğulculuğa giren kapı da buradadır. Uzun İhsan Efendi sürekli düşleriyle beraber bir şey daha hatırlatalım burada. Postmodern kavramının önemli ayaklarından biri ironidir. Evet. İroni nedir? İroni nedir dediğimizde bazen insanın söylediğinin tam tersi. Tam tersi. Diyoruz ki bu kadar özgürlükçü, bu kadar her şeyi bilen Uzun İhsan Efendi niye başkalarının yerine düşünür? Şimdi başkalarının yerine düşünür. Burada aklıma Mustafa Kutlu abinin Mavi Kuş geldi. Orada da baştan sonra kurmacayla, düş ile hayat o kadar gerçek ki. Hani okuduysanız hatırlarsınız. Baştan sonra bir film çekiminin hikayesidir o bir şekilde. Dolayısıyla kurmaca kelimesi çocuk oyununa benzer. Çocukların sürekli var olan bir şeyden başka bir şey. Hatta bir şey söylemiştik. Düş yaratma ki Sezai Karakoç'un da daldan dala atıyoruz. Bunu bir arkadaş sormuş ona. Hatta bir edebiyat yazılarını bunu dile getiriyor. Hep böyle yaratma kelimesini temkinli kullanır. Yaratmak Allah'a mahsustur falan diye. Evet. Karakoç diyor ki rahmetli kul diyor Allah'lık iddia etmeden ki ederse haşa şirke düşer. Bir şirk de büyük günahlardandır. Allah'lık iddia etmeden Allah'ın diyor bütün sıfatlarını taklit edebilir. Mümessis diyor taklit falan. Allah Allah'ım demeden mesela Allah öğretir, Rab'dır. İnsan da meslek seçer. Öğretmenlik de Tanrı mesleği derler ya. Evet. Allah hakimdir. Yani adaleti sağlar, kişi adildir ve velhasıl Esma-ül Hüsna'daki her güzel sıfatı bir kul taklit edebilir, etmelidir. Yani sıbgatullah dedikleri Allah'ın boyasıyla boyanmak dedikleri de biraz budur. Bu ama Allah'lık iddia etmeyecek. Bu anlamda biraz önce söylediğimiz insanın çoğul kimliği, çoğul kimlik kazanması, hatta tasavvufun tarif ettiği kamil insan Allah'a en fazla taklit eden insandır bu anlamda. Evet. Bunu ifade ediyoruz. İşte bir insanı var olan bir varlığı sürekli olarak yeni bakış açılarıyla çoğaltmanın adıdır kurmaca. Evet, yani. Çoğaltmanın adıdır diyelim. Evet. Ve burada Uzun İhsan Efendi bunun yolu nedir? Çocuk bunu oyunlarla yapar ya da düşle yapar. Biz düşünce işte, düşüncenin kökü de o düştür. Uzun İhsan Efendi'nin şahsında İhsan Oktay Anar bu roman aracılığıyla bize aynı zamanda nasıl bir şeyi kurgulayacağımızı, nasıl düşleyeceğimizi, var olan bir şeyden başka bir şeyi nasıl üreteceğimizi söylüyor, düşün. Hani Nasreddin Hoca'nın fıkrası vardır ya. Hani bir bakkala gidiyor da sende un var mı, işte şeker var mı, yağ var mı falan soruyor. Evet. Var diyor. Niye sordun? Helva yapsana diyor. Yani parçalardan, malzemelerden yeni bir şey yapma. O zaman roman kadrosunun bu kadar geniş olması... arkasında böyle bir gerçeklik, böyle bir gaye mi var? Evet, çünkü baktığımızda gerçekten geniş bir kadro var ve hepsinin hikayeleri de bir noktada birleşiyor. Evet. Bir noktada bize söyledikleri şeylere olan bir hikaye. Burada baktığımızda Uzun İhsan Efendi'nin o bütün olayları bir düş olarak açıklaması, her şey benim bir düşümden ibarettir olarak demesi de romanı tek sesli bir hale getirir mi sonuç olarak? Böyle bir çıkarımda bulunabiliyor muyuz romanla ilgili? İronisini orada arayacağız. Bir söz vardır ya böyle deyimler halk kültüründe. Evet. Yemeğinin malını yerler falan diye. Madem siz düşünmüyorsunuz, sizin yerinizi ben bari düşüneyim. İronisi vardır burada. Evet. Bir o vardır. Bunun dışında kurgunun çok temel özellikleri vardır. Özellikle. Buna ben özellikle romanda en fazla dikkatimi çeken şeylerden biri de bu. Bu yazarın ustalığı, yazarın şey yapması. Mesela
kurgu teknikleri, kurgu terimleri, bunu saatlerce konuşabiliriz. Süremiz kısıtlı olduğu için bir tanesini kullanacağım buraya hakim olan. Tabii. İsim sembolizmi. Evet. Mesela isim sembolizmi nedir? Karaktere kurmacadaki adıyla eylemlerinin, yani eylemlerle isimin örtüşmesidir. Mesela Reşat, büyük yazarlarımız buna riayet ederler. Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü romanında bir zamanlar böyle çok âli yüce olan bir adam, emekli olduğu her şeye rıza gösteren karakterin adı Ali Rıza'dır, değil mi? Yani Ali Rıza gibi. Mesela burada yabancı karakterin adı nedir? Kubelik. Bu çağrışım itibariyle küfelik. Çok fazla içmesi bağlamında. Şimdi René Descartes'ı Rendekar diye alıyor. Ve buradan Türkçe bir kelime rende. Şimdi rende kelimesi kurmacaya götürür bizi. Çünkü bir ağacı rendeyle kurgularsınız. Şimdi bir odun parçasından harika bir yeni varlık yaratma. Var olandan başka bir şey yapma. Tıpkı bir çocuğun elindeki oyuncakla bir şey yapması, bir şey üretmesi. Evet. Hani eskiler tartışmışlar, ibda mı? Halk. Allah-u Teala halk eder, yoktan var eder. Evet. İnsan inşadır, kurgular. Yani şiir ve inşa. Eskiler inşaatı, inşa, inşaat da oradan gelir. Kumdur, çimantodur, çakıldır, o parçalardan yeri bir şey. Hani Nasreddin Özer'in dediği yağdan, undan, şekerden helva üretmek gibi insan var olandan bir şey. Evet. Var olandan bir şey yapar. Bunlardan biri de teknik yapar işte. İsim sembolizmi. Tabii. Mesela tarihten seçiyor ismi. Değil mi? Tarihten seçiyor, eylemden seçiyor. Giysiden seçiyor, mekandan seçiyor, bizi bir yere hatırlatıyor özellikle. Evet. Mesela Bünyamin dediğimizde şeye götürüyor bizi. Mesela önemli isimlerden biri de Ebrehe'dir. Evet. Ebrehe, hepimiz biliyor ki Kabe'yi yıkmaya gelen o kişi o zaman bunu boşuna seçmiyor. Hani Çehov'un bir sözü vardır gösterge anlamında. Sahnede bir tüfek varsa mutlaka patlar. Evet. Biz şunu soracağız anlamasak bile okuma eğitimi bağlamında. Acaba İhsan Oktay Anar bu karaktere niye bu ismi seçti? Bu ismin hepsinin bir anlamı var. Kesinlikle burada, evet. Kesinlikle bir anlamı vardır. Kesinlikle bir işlevi vardır ve o yerli yerine oturur. Mesela Zülfiyar var. Aklıma Zülfiyar'a dokunmak var. Evet. Ben Zülfiyar'ı kurtarmak için yani Zülfiyar'a dokununca kıyameti koparırsın. Evet. Yani biz eyleme şey yapar. Söz gelimi Alibaz isminde çocuk oyun var. Seven, evet. Ve Alibaz, baz oyun anlamındaki kumarbaz, canbaz oynayan falan böyle. Ve çok kişiyle oynar ve Ali adının seçilmesi aklımıza. Sonra bu Efrasiyab adını alır. Efrasiyab'ın hikayelerine kadar gider. Aynı ortak karakter falan var. Mesela en muzur insanlardan biri Güneşyap Hınzır Yedi'dir. Değil mi? Hınzır, yani affedersiniz işte domuzun alt şeydeki adı. Evet. Dertli diye bir karakter var romanda. Bunun gibi yani bu şekilde kurgu, kurmacayı yaparken usta yazar her şeyi adeta yeniden gözden geçirir. Kendinden bir şey katar. Bir değer katar ona. Özellikle dil, edebiyat açısından bunu somutlayacak olursak sıfatlar ve zarflar. Eğer bir dilden, bir cümleden sıfatları çıkarırsanız, zarfları çıkarırsanız nesneler bir aktarım çıkar. Evet. Mesela işte Ali yürüyordu. Yürüyordu, hiçbir şey yok. Ne bileyim, oraya bir zarf koyayım. Şimdi bu kurgu haline getireyim bunu. Ali ayı gibi yürüyordu. Zarf getirdiğimde bir değer kattım. Evet, dolayısıyla Ali'yi aşağıladım. Ali ceylan gibi yürüyordu. Böyle yani var olana kişinin kattığı şeydir bu kurgu anlamında. Uzatmayalım. İhsan Oktay Anar tarihten aldığı şahsiyetleri mekan içinde bunu yapıyor. Zaman içinde bugünden seçiyor. Geçmişi, bugünü ve geleceği, doğuyu, batıyı, bütün bileşenleri bir arada görerek onlara bir değer katıyor. O değerin adına da biz kurgu diyoruz.
bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli bir program oldu. Ağzınıza sağlık ve su gibi akıp da geçti. Son bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun söyleyin. Son burada onu da bitirelim isterseniz. Hı hı. Çok kısa olsun ama. Tabii şu anlamda geldi. En baştan tarihselcilik, yeni tarihselcilik falan dedik. Şimdi tarih biliminde belge çok önemlidir. Hı hı. Bu romanda onun ironisinde yapıyor. Evet. Yani bir belge, yani bir kıtırık bir notun yer aldığı bir belge 3 asır sonra büyük bir tarihi belge gibi itibar verebilir diyor, anlaşılmadan sorulmadan. Ve postmodernlerin yaptığı şu vardır, yeryüzünde var olan her şeyi sorgulamaktır. Evet. Bu anlamda roman her şeyi sorgu masasına yatırıyor diyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten sunduğunuz katkılar için tekrar teşekkür ediyorum. Çok fazlasıyla yoruma açık bir roman. Eksik kalan noktalar olduğu seyircilerimizden af diliyoruz. Süremiz bu kadardı. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayraç programımızın bu hafta sonuna geldik. İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası isimli romanını konuştuk. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Profesör Doktor Şaban Sağlık hocamızla birlikte haftaya yepyeni bir bölümle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.